Mardin. Karnım aç, aç. Neden Mardin'de dünyanın en iyi pizzasını yiyorum onu anlayamadım. Tövbe estağfurullah, lezzete bak. Oh. Abi mükemmel bir tavuk bu. İçinde pul biber mi var? Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Kim bu yakışıklı? Aa, senmişsin. Çok yakışıklı oldun saçlarınla. Ben de kahvillerime geri döndüm. Şu an adeta 2019 oluyor ya. Kanalın açıldığı gündeyiz ha. Tarzım, lookum falan tam şey yani. Şu an Mardin'de fethedeceğim. Mardin sokak lezzetleri Mardin başlıyor. Mardin'de tatlı şenoğlu. Hey, Mardin'de hey, abi hey. Yenecek ne var demeyeceksiniz artık biliyorsunuz. Benim gittiğim yerde yenecek şey çok. Buluyorum onu. Boşuna gelmiyorum. Fırat Albayram 9 saat çalıştı bunun üzerine. Mardin sokaklarının hepsini Google Earth'ten gezdim. 2022'de çekmişler bir daha Google evet. Earth'ten. Bu arada şu an saat 8, saat 6'da uçağa bindik. Konuyla ne alakası var bunun? Günümüzün nasıl başladığını anlatmak istedim. Bu sefer açım. Hani böyle 3-5 şey değil, bayağı bir şey yiyeceğiz ve size söz sanki veriyorum. Sanki her video 3-5 şey yiyoruz ya, böyle çatladın sokakları. Genelde 6 liste çıkartıyorum. Bu sefer daha fazla ama size söz veriyorum. Tatlı var. Akıllandım, tadına bakıyorum ve bırakıyorum. Akıllandın, gördüm. Aynen. Her videoda aynı şey olmaz. Akıllandım, tadına bakıyorum. Tadına bakacağım, bırakacağım. Bu arada Yunus'un yüzünü göreceğiz biliyorsunuz değil mi? Onu söylemek istiyorum. Bir dakika. Bu videoda değil, yemek videosunda Yunus kendini gösterecekmiş. Doğru mu Yunus? Doğru. İsim soy isim de vereceğim. Her şeyle GBT'sini dökeceğiz Yunus'un. Bıkmış çünkü sizin başkalarına benzetmenizden. Vay vay Mardin'in kapısı. Mardin. Morde. Vay be. Mardin. Kayasıyla, taşıyla, toprağıyla belki de 1000 yıllık Mardin'in... Bu kasrı yaklaşık 600 yıl önce yapılmış efendim. Hacı Bayram Efendi oğullarını yaptı. Gelişmiş bir yapıdır. Mardin. Arkadaşlar otele gidemedik çünkü bunlar acıktılar ve onlara Süryani çöreği yedirmeye getirdim. Eğer bulabilirsek soracağım, varsa eğer. Nasıl? Meşhur değil mi? O değil. Süryani çöreği var zaten. He. Mardin çöreği de diye geçer. Burada süt kaymağını, gül şerbeti döküp üçünü birlikte yiyorlar. Tamamdır abi. Sonra bir çay bahçesine gideceğiz. Manzaraya karşı bunu tüketeceğiz. Çok güzel olacak. Tüketeceğiz. Onu tüketilecek bir şey. Ay bu. Çok heyecanlıyım şu an. Müthiş bir tadı var diyorlar. Bakalım göreceğiz. Sıcak sıcak çıkmıştır. Buranın en ünlüsüne geldik ama şimdi bir yerel turist kafesi oraya sardı. Oranın hikayesini anlatıyorlar. Oranın hikayesi bitsin. Biz dahil olacağız ve biz çekeceğiz. Neden çay programı gibiyiz şu an? Yavrum biz yemek programı çekiyoruz zaten. Farkında değilsin sen ama. Lezzet durağımızın bambaşka köşesi. Bizim bir bölümde yediğimizi televizyonda 60 bölümde yiyorlar. Mardin dizisi de çekiyoruz burada biliyor musunuz? Fragmanı gelsin. Ben kasrı bu konakta büyüdüm. Koşup sarılsam mı acaba boynuma? Yok. Bence bu kasrın hatası olur. Satacağım dedim. Satmayacağım dedim. Evet, Mardin dizisinden belli bölümleri ara ara göreceksiniz. Hazırsanız. Nasıl kalabalık ya? 20 liraya bütün şeyi dolduruyorsun. Evet çok fazla. Ama tadı çok güzel diyorlar onun. İki hurmalıları bize Yunus Ürdün çöl videosunda Muhammed ikram ediyordu. Yunus diyen. Something you will love. Okay. Yunus. Biz... Zaten son biz kaldık. Artık alırız demiş. Herkes o kadar rahat aldı ki biz böyle kenarda kimse kaldık. Kimse kalmadı. Susamsız 20 liralık. Karışık. Ben bir de şu mahlebiden bir tane rica edeceğim. Bir mahlebi mi var? Olmadı mı? Tamam. Mahsurla mahlep arasında farklar. Burada nereden süt şeyi alınır? Yukarıda Musa abi var. Ya nereye bitirmeden sağ tarafta. Tamam oradan alayım. 20 liraya bu kadar şey. Bir yerden şimdi kaymakla... Bir yerden değil ya, ileriden Musa abiden alacağız. Musa abi sanki tanıyor ya. Gelin Musa abiden alacağım. Bak şimdi ben onu tanıyormuş gibi yapacağım. Musa abi de şey çok olacak. Şey gibi Musa abi. Musa abinden al. Ben böyle kahvaltıyı daha çok seviyorum bak. Urfa'da da yaptık, çok hoştu. Bak. Nasıl güzel. Bak. Abo. Merdiven çıkmakta he. Karnım aç. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Musa abiyi tanımadın galiba. 25 Musa abi. Umurunda bile olmadın Musa abinin. Aa, mavi badem dediği buymuş. Ay, çay yok mu? Çay yok, bunu içeceksin işte. Ben gül suyu içmem. Ben onu da yemem. İçmiyorsun, buna dökeceksin. Bu kahvaltıdan sonra sizi pizza yemeye götüreceğim. Bunu duymuştum. İnternete girdiğin an bile çıkıyor hemen. Aynen, burada Midyat'ta Süryani bir abi varmış. Bu abi İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de öğrenmiş pizza yapmayı, geri dönünce memleketine yapmaya başlamış. Çok iyi diyorlar. Bakalım, Adana'da makarna sevmiştik.
Ama çok iyiydi. Burada da pizza seversek İtalya'yı aslında doğuya mı taşımışız demek oluyor. Bizim çaylar nerede? Ben çıldıracağım. Bunun tadını meraktan öleceğim. Çok övdüler. Ben şunu çok merak ediyorum tadını. Neyin? Bu gül suyu ben sevmem. Gül suyu ile ben de bunun bizim bizlik bir şey olduğunu düşünmüyorum ama aldım işte bir değişiklik olsun diye. Ama şimdi tabii buranın yerel bir şeyse ise. Ha bir deneyelim yani manasında. Oh güzel yermiş ya. Şöyle şehir içinde yürüyünce Mardin. Ama Eskişehir güzel. Eskişehir'e yani, gidelim o zaman. Hayır hayır. Mardin'in eski bölgesi tamam, güzel. Tamam canım onu diyoruz yani. Yeni bölgesi full apartman yapılmış. Ama ben çok acıktım hadi. Amca orada duruyor. Amca ama hiç çay getirecek. Geliyor çaylar geliyor tamam. Sakin olun. Çok beklemiyormuş gibi yapın. Abi biz mi söyledik mi ya? Neyse alalım içelim var diyeyim. Tamam. Adab budur. Ne alaka ya öyle bir alakma. Ha o zaman kardeş alayım derse ne yapacaksın? Çay söylememiş miydik ya? Söyle. Neyse içelim. Seçelim ya. Gelmişken iç canım kısmetindir. Hadi bakalım. Beraber. Birlikte. Ne oldu çok mu sert? Çok acı. Ha kaçak çaydır belki. Hmm. Tuzu çok güzel ama ben galiba bir şeyin içinde hurma çok sevmiyorum. İlk defa bir şeyin susam tadını çok sevdim ama çok ama güzel. Yani, susamı var ya burnuna koy burnunu ısırırım öyle seviyorum. Çok değişik oğlum hurma gerçekten şekerli bir tat vermiş. Bizim Ürdün'de yediklerimize benziyor. Hurma ezmesi falan gerçekten çok benziyor. Tazecik bu arada. Şunun tadına bakayım. Ben mahlepin tadına bakacağım. Bunu nasıl? Şuradan bir delmem lazım şöyle dökmem lazım çünkü. Ver. Nazik nazik hareketlerin var ya. Dur her yere dökme be yavrum. Ne yapıyorsun? Gerçekten böyle bir şeyler böyle atıverim be ya böyle. Abi mık 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 40 saat düşünüyorsun çünkü. Bak şimdi yiyecek diyecek ki. Aa böyle yeniyormuş diyecek. Sırf ben de tadına bakayım diye. Yok böyle yemem. Bu benlik değil. Ben kaymak yemem. Kaymak yemem deyip burada yemediğim her şey yerim yani, şu lezzet videosunda. Yani gülle bunun ne alakası vardır yavrum? Hani Mardin'den gidersen özleyeceğin şeylerden biri. Memleketimin çöreğini özledim derler değil mi o? Ha, o neyden? Orijinali bademli olan bu. Hmm, bademlisi daha güzelmiş. Yalnız bunun içine çikolata koysanız var ya uçar bu. Daha fazla yemeyeceğim durdum abi ben. Şimdi yolumuza çıkalım çünkü şimdi uzun bir Midyat'a gideceğiz şimdi. Midyat'a pirince giderken bakalım evdeki bulgurdan olacak mıyız? Eve dönünce bakacağım bulguruma. Pizzacıya gidiyoruz. Bir başka lezzet durağında Mardin'in güzelliklerini deneyimlemeye. Oğlum hep bir yere çıkıp iniyoruz ya burada. Vay vay. Aa buranın da çok güzel bir şeyi deniz var. Deniz gibi görünüyor. İlk bakışta sanki deniz manzarası gibi. Sonra bir bakıyorsun böyle netliyorsun gözünü. Zzzt. Düz. Ovalar. Ben Kasra. Bu konakta büyüdüm. Konağımızın ağası, Fırat'ın da babası, Seyyus amca benim de babam sayılırdı. O vefat etti diye Fırat konağa geri dönüyor. Konağımızın başına geçecek. Acaba beni hatırlayacak mı? Ben onu hiç unutmadım. Aha! Fırat'tır bu. Ben tanıyacak mı ki? Şu hale bak. Ne kadar da eski. Fark etti galiba beni. Koşup sarılsam mı acaba boynuna? Yok. Bence bu kasrın hatası olur. Buraya doğru geliyor. Hoş geldin beyim. Beyim sen benim... Yok artık. Südüklü kasrı. Kız. Anan gil ne yapıyor sen? Nasıl büyümüşsün ya? He. Buraların havası size yarıyor vallahi. Bir bana yaramadı. Büyümüşsün evet. Sen de büyümüşsün. Benim odam nerede istirahat edeceğim? Her yerde beyim. Doğru. Bir süreliğine. Arkadaşlar Kafros Pizza'ya geldik. Yaklaşık yani, olarak kaç dakika sürdü Ceyda? 1,5 saat araba kullandım. Allah aşkına bir gelin. Nasıl geldik bir yerde var? Geldik de giremiyoruz. Her yerde de çalışma var. Nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Bayağı köydeyiz ve şurası pizzacı. Şöyle bir etrafa baksana. Hiçbir şey yok oğlum etrafta. Mardin gerçekten çok güzel bir yer. Dokusuyla falan harika bir yer yani. Fakat Mardin'e yemek yemekten çok şehri gezmeye, yapıları görmeye falan çok güzel. Evet Mardin'e gelmişken 2 gün kalacaksın ha. Hadi görüş. Benim yolum buraya verdi. Oğlum çok ilginç ya. Umarım pizza çok güzeldir. Çünkü buraya kadar geldik. Çok güzel olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel değilse söylerim. Çok güzelse abartırım.
bir daha çok güzel dersem siz de bana çok güzel deyin. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sen sor bakalım izin verirlerse çek. Aman. Oo, arka mekan geniş. Nasıl çektin? Muazzam. Çok mu iyiydi? Kokular falan. Ne diyorsun? Ben başta fenalık geçirmeyeceğim demiştim ama bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim, ötekileri de az yiyeceğim. Çok yol yaptım abi. Soslara gel. Burada da sarımsak var, çek. Sarımsak çek. Var ya, nasıl kokuyor biliyor musun? Baygınlık geçireceğim. Bence bu kadar uzağa açmalarının ben tekniğini buldum abi. Müthiş bir pazarlama tekniği. Niye biliyor musun? Bu kadar yol yaptıktan sonra ekstra beğenirsin zaten. Bakayım. O nasıl bir roka lan? Bir dakika, şunu yer misin? Bu ne? Roka değil mi? Bebek roka işte. Yandaki adam ağzına pizza attı. Yemin ederim çıtırtısını buradan duydum ağzına. Orada bir şey söyleyeceğim. Açık ayran çok güzel duruyor. İçsek. Uyusak şöyle kenarda. Sen araba kullanır mısın dönüşte? Şöyle inşaata çekip. Ya ne hayır. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim halim kalmadı dönüşte. Biraz kullanman lazım. Çok gıcık bir yol. İstanbul'a dönerken kullanırım. Nereye İstanbul? Uçak mı kullanacaksın? Valla mı diyor bebek? Tamam. Hayır. Ya. Hadi. 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 Ama bölüyorsun abi. Biber mi var, peynir? Şişman ama pidanın çok iyi. Şişman dünyanın en iyi mesleği olabilir mi bu? Korktum. Bir yere gidiyorsun, yemek yiyorsun, çekiyorsun. Abi ben buna yumuluyorum. Ondan sonra soslayacağım bir de bunları. Hepsini yiyeceğim. Gerekirse bir tane daha sen söyleyeceğim. Sen tek başına mı yapıyorsun bütün her şeyi? Biz yok muyuz? Önce ben tadına bakayım mı? Ya da sen bak, tamam. Hadi sen bak, kıyamam. Böyle bir pizza hamuru yemedim. Sen ne diyorsun kız? Vurma. İnanılmaz. Biz neye roka aldık yani? Bu taraflara gelirseniz. Hangi taraflara Zeyda? Biz neredeyiz şu an? Mardin tarafları. Yok abi. Ne? Neden Mardin'de dünyanın en iyi pizzasını yiyorum onu anlayamadım. Ben de anlamadım, çok saçma. Çok acayip değil mi hamuru? Başka üzerindeki sosundan mı bir şeyin yumuşacık, sulu sulu? Bana hamur çok değişik akıyor geldi. Yani. Domates sos falan. Tövbe estağfurullah, lezzete bak. Şey sarımsak getir. Yok abi. Olsun, bir şey olmaz. Biz doğal insanlarız. Bu mekana gelince görürsün orada tabule. Tabule. Onu hemen döküyorsun oraya. O inanılmaz bir şey. Nasıl bu arada Yunus? Çok iyi. Değil mi? Oğlum bu ne? Bence bir tane daha yeriz bu arada. Abartma. Yiyeceğimiz hiçbir şey bunun üzerine çıkmayacak arkadaşlar. O yüzden bence bunu yiyin. Sarımsak dökünce bununla ne oldu ya? Tavukla beraber uçtu bu. Yok, bu da kafayı çok iyi. Kafayı yedi bu. Şuradan peçete ver. Yeme içme sektöründe zengin olmak isteyenler. Hazır mısınız? Peçete ver dedim, kendi kullanılıyor. He. Elim ayağım gitti, beyin gitti. Bir mekan açıyoruz abi. Hepimiz mi? Aynen, hep beraber. Işık hırsı. Gitti. Mekanında bu pizza var. Adana'daki makarna var. Tatlı olarak da bizim katmer var, tamam mı? Abi ben bunları sevmem diyene de Sivas'tan köfte veriyoruz abi. Bizim bestleri topladık. Tarık, küşneli böyle var. Sabahları da Kayseri, pastırma, sucuk bunlardan veriyoruz abi sabah. Sivas dönerini koymazsan alırım. Döneri niye koymadım biliyor musun? Konseptimize aykırı. Her şey çok uygun konseptimiz. Fast food'umsu değil çünkü. Pizzayla hızlı. Küşleme aşırı mantıklı yan yana. Küşlemeli pizza. Abi benim de aklıma geldi. Küşlemeli. Üstüne katmer sıvıştırmış. Ben ona bakmadım, farkındasın değil mi? Çok güzel. Yunus da bakmadı. Hangisi daha iyi? Bu. Bir de ona bak. Ama sarımsak koyayım mı içine? Tabii ki de koy. Buranın adı Kafros bu arada. Bakmak isteyen varsa baksın. Kafros'un harika bir pizzası var. Ay. Acı o yalnız. Fırat acı o be. Bırak ben yiyeceğim zaten, sen değil. Arjuredi. Arjuredi mi? Burası midyatta da değil. Midyatın da uzun. Bayağı midyata geldik. Midyattan sonra da 25 dakika daha geldik. Sonra bir alamet. Oh çok güzel. Oh, oh. Pizzacıya gidiyor. Oh. Oh, oh. Usta orada mı? Hep elini öpeceğim. Elini öpeceğim çünkü. Siz Kasrın hikayesinden bir parça daha izlerken biz bunu yemeye devam edelim. Yavrum ne yapıyorsunuz ya? Akıyorsunuz değil mi gecelere? Ya fazla kalmam. Evet. Koydum siteye ya, satacağım. 65 milyon dolara falan bırakırım yani. Ucuzdan koydum, satılır diye düşünüyorum. Yani tok satıcıyım yani.
Tabii canım, konak falan uğraşamam vallahi bu saatten sonra. Geleceğim, geleceğim. Halloween partileriz inşallah. Yani yok bir şey. Tamam. Tamam canım, konuşuruz. He İrfan emmi, bütün konuştuklarını duydum. Satacakmış konağı. Çok değişmiş. Hiç eskisi gibi değil. Yok kızım, yok yok yok. Çünkü tip bir çocuk o ya. Hakikaten mi ya? Fırat değişmez ya. Senin elinde yavrum. Değil ağam. Gözlerinde eski Fırat yok. Sen onu toprağa götür kızım. Tamam mı? Şey yapın sen, toprağa götür. Hamurunda bir şey var yani. Ayıp bunların yaptığı. Hiç benim elim bence hamurlara benzemiyor. Bence ayıp bu yapılan. Bence de. Bu kadar uzağa yapıyorsun, bunu ulaşılmaz noktaya getiriyorsun. Evet. Türkiye'nin her yerine şubeleşmesi lazım. Hayır. Sonra atadı bozulur. Bir tane daha söyleyelim ya. Hayır Fırat. Yeme o zaman, daha mı yesin? Ama iki tanesini ona bıraktım. Yani bir bu kadar daha kilometre yaptırır adama bak. Üç katı. Bayağı. Çok başarılı, çok iyi. Bir kere de İstanbul'da yenilebilecek bir İstanbul turu yapalım mı? Sevgili Vedat Binör, onu bizim seninle yapmamız lazım. Çünkü ay. Vedat abi sen bilirsin, benim araştırmam ne olacak iş değil. Vedat Milor'a dediği lafa bak Vedat abi, sen bilirsin. Bir tek o bilir abi. Herhalde Türkiye'de bir tek o bilecek. Vedat Milor bilir bu işi. Vedat abime seslendim burada. Hadi inşallah be, duyarsa sesinizi. Yunus kullanırsın be. Nasıl? Buyurun birazcık be. Ellerinize sağlık, çok da güzeldi. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi ben söyleyeyim size. 227 lira verdik. 3 kişi, 2 büyük pizza, içecekler. İstanbul'da marka pizzalar bile büyükleri İstanbul'da. O fiyata geldi. İstanbul'a göre değerlendiremeyiz. Ben burada şuna göre değerlendireceğim. İnanılmaz bir lezzet. Karşılığı da bu. Ve tamamını da bitirdik abi. Şimdi 65 milyon kilometre geri dönüyoruz. Hayır, önce Midyat'a gideceğiz. Midyat'ta ne yiyeceğiz arkadaşlar? Mardin tabağı çok ünlüdür. Mardin tabağı bilir misin? Ben nereden bileyim? Neremiz? Oğlum bilin birazcık lan. Ben de geziyorsunuz. Bunları öğrenin, gitmeden önce bakın ne yenirmiş. Niye bakalım? Bir gün bana şunu deyin. Mardin'e gittiğimizde ben şunu da yemek istiyorum. Lütfen onu da ayarlayabilir miyiz? O zaman bir günkü videolarda da bütün şakaları sen yap. Ne alakası var? Ha ben çekeyim bir de. Sen çek. Biz senin bu yeteneğin karşısında saygıyla... Teşekkür ederim. Abi saçların böyle çok güzel olmuş diyen kardeşim. Sağ ol kardeşim. Bana da demişlerdir belki. Ben de kakül kestim. Sen zaten kel olsan bile güzelsin. Tövbe estağfurullah. Öyle. Senin güzelliğin gözlerinden geliyor. Sağ ol aşkım. Ama gözlerinin renginden değil. Bakışının güzelliğinden. Bere bom bere. Bere bom bom. Derin bakışlar. Bere bom bere. Bere bom bom. Ama bir şey söyleyeceğim Fırat, saçların o kadar yakıştık sana. Ben senin bu saçını acayip beğeniyorum. Çok yakışıklı oldun. Abartıyorsun. Evet. Aa bir dakika, size önemli bir duyurumuz var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim ajandalar satıldı. Bu kadar satacağını beklemiyorduk. Evet. Diyorduk ki yani biraz satılır. Biz de gelirini, çünkü bize çok ufak bir miktarı kalıyor ajandanın. Biz ne oluyor ya olarak bize kalan. Biz üretmediğimiz için. Dedik ki bir yerlere yardımda bulunuyoruz. Fakat çok yardım. Satıldı. Beklediğimizin üstünde. Evet. Yaklaşık 150 bin lira kadar bir gelir geldi. Üzerine de 100 bin lira biz koyup toplam 250 bin lira siz yapmış oluyorsunuz onu. O sizin bağışınız. Biz de üzerine ekledik yani. Hep beraber Darüşşafaka'nın bir lisesi var. Bilmeyenler araştırsınlar. Çok güzel bir yer. Oraya bağış yapmaya karar verdik. Onu duyuralım dedik. Öncesindeki duyuruyu da söylemedik. Çünkü o zaman şey gibi olacaktı. Hani bakın bunu alın, bununla bağış yapılacak evet, gibi olacaktı. Evet. Baştan söyleyip böyle satışları etkilemek şey. İstemedik. Hoşumuza evet. Gitmedi. Böyle şimdi siz ajandalarınıza notlarınızı alırken aklınızda olsun. Güzel evet. Bir şeye vesile olmuş olduk hepimiz yani birlikte. Yani başka arkadaşların da okumasına yardımcı olmuş oldunuz. Ufak bir katkı. Bugün o fiyatla çok öğrencinin hayali gerçekleştirilmiyor ama elimizden hep beraber gelen bu oldu. Para bize yattığı zaman biz de üzerine ekleyip evet. Yatıracağız. Çok istiyorsanız dekontunu paylaşırız. Var çünkü öyle cancıklar. İnanmam, kanıt göster, delil göster. Delil göster, ne göstereyim, yapmıyorum. Bu arada yapmıyorum. Ajandalarla ilgili çok güzel şeyler geliyor. Edebiyat hocası giriyormuş derse şeyle, ajandasıyla. Evet, sınıfta herkeste ajandalar varmış. İnanılmaz sevindik. Öğretmenimizle hepimiz canız falan diye mesajlar geliyor. Ha bu arada tabii bundan sonra gelecek gelirleri de aktaracağız ama zaten bu saatten sonra öyle çok yüksek bir gelir gelmez. Çünkü Ağustos ajandasıydı. Geldik Ekim'e. Ha evet, onun çok detaylarını anlamıyoruz. Bir dönemde daha fazla oluyormuş galiba, satılıyormuş. Bilmiyoruz. Geldikçe değerlendireceğiz. Aynen. Şey. Şimdi normalde biz yardımlarımızı asla söylemiyoruz veya göstermiyoruz. Evet, bazen diyorsunuz çekin diye ama ben doğru bulmuyorum onu. Ya aslında iyiliğe teşvik ediyor ama tarzım değil, hoşuma gitmiyor. Ama bu başka bir şey. Bir bu hep beraber sizin evet. Yaptığınız bir şey olduğu için aslında. O yüzden duyurusunu yaptık. Normalde evet. Kendi yaptığımız şeyle alakasız bir şey yani bu. Arabamız... Hadi arabamız şurada. Devam edelim. Kokuyu duydun. Oha. Buraya mı geldik? Tabii. Mardin tabağı karışık bir şey aslında. Birçok et mi var içinde? Vali kebabı gibi. Yok yok, et değil. Sadece et değil. Yani sulu yemek de var. Tam bir mis gibi öğün yani. Hadi bakalım. Ha buranın döneri de meşhur. Bir tane de döner söylesene kanka. Bir porsiyon. Akıllandım. Döneri de meşhur buranın. Aklıma gelmişken yiyeyim bari.
elbasan, tandır, tereyağlı kavurma, çömlek güveç, tavuk. Bu da içli şey ama. Evet, içli köfte. Perde, perde pilavı. Tamam. Ben dönere bakıyorum önce. Çok mu güzel? Çok farklı abi. Kızarmış döner gibi. En son ne zaman döner yedik? Sivas. Sivas'taki kadar güzel. Daha yağlı bir döner. Dışının kızarmışlığı nasıl? Burası döneriyle meşhur. Çağdaş Et Lokantası. Gerçekten güzel bu. Çok iyi döner abi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben de beklemiyordum. Perde pilavına bakacağım ama ben bunlar... Pilav güzel. Ben iyiyim. Ceyda'lık bir şey değil zaten hiçbir şey. Hadi sokak lezzetleri sayesinde bir derece et seviyesini aştım artık zaten. Evet, açtım. Yalalım değişti. Fakat haşlanmış et hala bende yok. Haşlanmış et zaten burada da yok. Bu ne? O haşlanmış et mi Ceyda? Abi mükemmel bir tavuk bu. Mükemmel mi gerçekten? Uzun zamandır böyle tavuk yemediğine eminim yani. Güzel. Abi, organik tavuk bu. Kokusundan bildi yani. Eskiden annem tavuk yapardı, bütün apartman kokardı. Şimdi öyle değil. Döner gerçekten güzel. Mardin tabağının mantığı, bazısına kebap da koyuyorlar. İşte o güne göre değişiyormuş. Buranın içli köftesi bu. Muska içli köftesi. Afiyet olsun. Ne demek afiyet? Ha, benden bakıyorum. Sanki ben bu videoda değilmişim gibi. Dediğim gibi bu. Yok. Hacı gitmişken bir Mardin tabağı yenilenmez. Ama bu döner yenir. Dışı çok yağlı bir döner ama. Bu tam bir evet. Dürüm döneri abi. Evet. Tombik döner. Bayağı yağlı. Ekmeğin ağzına koyuyorsun. Bir de döneri doyuruyorsun. Sen bahsedeceğim. Değil mi? Dönere doyuyorsun gibi bir durum var. Kalın olduğu için. Buradan nereye gideceğiz? Hayallerime. Hayallerinin yanındasın zaten. Saçların çok güzel oldu. Çok yakıştı sana. Aşırı. Buradan tatlı yemeğe götürüyorum seni. Süryan tatlısı yiyeceksin. Ay tatlı benim bölümüm. Bir gün de Belçika'ya gidip çikolata turu yapalım. Yapalım. İnşallah. Hatite mi? Habibi mi? Hatırlamıyorum. O burada festival de oluyormuş onun. Oo. Pizza yemeye gittiğinizde dönüşte hemen Midyat'a uğrayıp, Midyat'tan geçeceğiniz zaten. Dönerinizi yiyip devam edebilirsiniz yani. Asıl et yemeklerini zaten şeyde yiyeceğiz. Mardin kebabı yemedik daha. Mardin kapışan. Bir de sen kulaklarını bir kapat. Kuzu dolma yiyeceğiz. Kuzu dolma buranın ünlü. Tamam mı? Söylemeyeceğiz ama. Tamam. Ne? Ben niye kapattım insanı? Gerçekten dinledim ve kapattım farkındaysan. Şey mi yiyeceğiz dedin? Naneyi yiyeceğiz. Yedik mi naneyi? Ben ödemesini yapayım. Hadi sen git gel. Mardin tabağı ne kadar? Tek merak ettim. Midyat tabağı. Ha, şey, ha, midyat tabağı. 120 lira yani. Ha. Midyat tabağıymış burada ismi. Buna Mardin tabağı diyoruz. Farkındaysan ben Mardin tabağı deyince midyat tabağı diye düzeltti. Demek ki Mardin ile midyat arasında tabak kavgası var. Hayır o bizim tabağımız, ilk önce biz bulduk, hayır biz bulduk gibisinden. Ya da midyatta olduğun için midyat tabağı olması mantıksız mı değil. Bu arada döner ucuzmuş bak. 120 ise Mardin tabağı, 230 tuttuğuna göre kola da 15 olsa. Ne var kasrı? Demek bu konağı satacaksın ha? Evet satacağım. Ne yapacaktım? Ben Residence'da oturuyorum kızım. Konağı ne yapayım? Senin hiç utanman arlanman yok mu be? Yok. En tepede yaşıyorum diyorum. Binanın en üstünde. Belli. Bunun da oturduğun Residence kadar kocaman olmuş. Senin dediğinin pabuç kadar olmuş maşallah. Pabuç dur ama plastik. Ezilmez. Bak sen satacağım. Satmayacaksın. Satacağım dedim. Satmayacaksın dedim. Satacağım. Gel ben. Beni buraya niye getirdin kasrı? Bak şu bereketli topraklara. Pırıl pırıl yemyeşil. Hala daha babanın emeği kokuyor. Bu toprakların hepsini baban sana bıraktı. Bana mı bıraktı? Yok bana bıraktı. Sana bıraktı tabii cancık. Kime bırakacaktı? Yapma ya. Ya ve sen şimdi bu toprakların hepsini o deyyus amcana bırakıyorsun. Niye öyle bir şey yapayım canım? Baban ölmeden önce vasiyetini ekletti. Eğer ki sen konağa iyi bakmazsan bu toprakların hepsi o deyyus amcana kalacak. Yol kenarı burası. Değerlidir. Ölürüm de bırakmam. Ölürüm de bırakmam. Asla. Düş önüme kasra. Hayır öyle değil. Düş önüme. Git yani. Vay be. Öyle buralar böyle komple benim ha. Tabii. Kim bilir kaç hektardır ha. Ben biliyorum. 250 metrekare. Yapma ya. Ya buralar hepsi senin derken şuranın hepsi senin. Öyle mi? Tabii. Ama imar izni çıkacak diyorlar. Vallahi mi?
Tiny House bir şey koyarsın. He, şöyle köşeye koyulur. He. Onu da ısıtması, suyu falan zor. Neyse yaparız bir şeyler. Her şeyin çözümü var. Önce bir konağa gidelim de hele. Hele. Hele mi? Ne oluyor bana? Şu an çok yoruldum ve girelim içeri. Ölüyorum tatlı abi. Tatlı ve kahveye geldik. Merhaba. Hayır, merhaba. Hoş bulduk. Bu sefer iyisin. Çatlama yok, patlama yok. Dizi çektiğimiz için ağlama yok, zırlama yok. Arada dizi çektiğimiz için eski günlerimize döndük. Abi ben ukullandım. Ukullandım artık. Ukullandım. Kayseri'den sonra. Bu şerbet miymiş? Ha. Evet, şerbet. Oha, buz gibi. Çok güzel. Çok şekerli değil. Aa, hiç şekerli değil onda. Tatlı senin için, önce seni. Şimdi safranlıya bakıyorum. Ay çok güzel, hafif. Baharatlı. Evet, aşuremsi gibi ama değil. Bir şey daha var böyle katı parçalanan. Pirinç. Bu neydi? Harire. Aslı. Beğendin mi? Güzel. Bu çok hafif bir şey. Bu Mardin'deki yöresel bir üzümle hazırlanıyormuş bu arada. İçinde şeker yok. Bunu daha çok sevdim. Ben bunu daha çok sevdim. Ya bu birazcık bir tık sütlaca da benziyor, o da güzel. Bak orada siyah bir şey var. Kuş üzümü mü? Kuş üzümü. Haa. Bu farklı bir şey yani. Yani yediğin hiçbir şeye benzemiyor. Gerçi bu da yediğim hiçbir şeye değişik benzemiyor. Değişik gerçekten, evet. Harire mesela daha yöresel geldi bana. Hani onunla büyüsen daha çok... Allah Allah, sen de mi onu sevdin? Hayır, ben onu sevmedim ama o daha yöresel dediğin gibi. Değil mi? Bu daha yöresel. Harire daha yöresel. Hani burada büyüsen daha çok bağımlısı olacağın bir şey. Değişik. Ama öteki dışarıdan geldiğinde seveceğin bir şey. Başka tatlı yiyeceğiz mi? En yöreselleri niye yedirdim? Ne yedirdim sen? Burada baklava mı yedireyim? Belki güzel yapıyorlardı, onu bilemem de. Küçük olanlar mısır tohumu, siyah olanlar samanengi, zaten diye de Mardin leblebisi. Ana, Mardin leblebi salalım lan eve. Çok iyiymiş oğlum. Çok güzel. Kahveye bakıyorum. Ben normal sade kahve içerim. Öyle gittiğim kahveleri çok içemiyorum. Aa, şekerli Türk kahvesi gibi. Ama içemem tabii ben. Çünkü şekerli kahve hiç içmem. Hayır canım, bunun aroması var. Kıvamı çok iyiymiş ha. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Bir şey daha alacağım. Terlemişim biliyor musun? Koşturmaktan. Şu yüzden kapatayım. Tamam. Şurada bir şey yiyorlardı. Helva. Şurada. Helva mı? Mardin. Mardin. İşte şehir dokusu var burada. Evet. Urfa'da da vardı, ara sokaklarda. Abarttıkları kadar güzelmiş yani. Böyle farklı bir ambiyansa gelmiş oluyorsun bir anda. Kiliseleri, müzeleri gezmek için gelseniz, öf. Tabii. Kebap Çirido. Heh, hoş bulduk. Üst katta. Merhaba, kolay gelsin. Heh. Koku çok iyi oğlum. Cevizlisini de yapıyorlar bunu. Ben ceviz yemediğim için koymuyorum. Fıstıklısını da yapıyorlar. Bir farkı yok aslında, yiyince anlayacağız. İki tane güzel yer var zaten. Ben burayı tercih ettim. Niye? Otele yakın. Yalan yok bende yani, o yüzden. Oha, ne kadar yumuşacık. Bir kere bunun tadı farklı, küçük bu. Ya oha. Sıcak mı? Senin alıştığın kebap gibi büyük parçalı değil. Çok küçük parça, tuzlu ve yağlı bir et. Ben kendi adıma kıyma, et yemediğim için tabii fazla et yemediğim diyemem artık şu kanalda. Et yemediğim diye bütün Anadolu'yu yedi ya. Bir tık daha şey böyle yoğun. Ne denir ona ya? Yağındandır o. Yağ. Ama seveni bayılıyordur yani. Çok çizir, çok puf puf. Ben tuzluluğunu sevdim ki tuzlu olmayabilir. Belki hayvanın eti öyledir. Et sevenler geldiği zaman tatsın. Bak, et sevenler diyorum ama. Söylediğim şeyi yiyeceğiz bu arada şimdi. Neyi? Kulaklarını kapattığında. Yemem bak ha. Yiyeceksin Ceyda. 80 TL tuttu bu arada. Bence Urfa'ya, Adana'ya göre Mardin daha pahalı. Çünkü burası daha turistik sanırım. O yüzden mi acaba? Ya da Adana'ya gideli 2 ay oldu, fiyatlar 2 ayda uçtu mu? Bence yükselmiş olabilir. Olabilir. Aslanı var. Aslan istersin. Güzel çok ama. Çok güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Abim yapar ya. Babamın yadigarlarını taktım. Artık hazırım. Konağı yaşatacağım. Özüne döneceğini biliyordum Fırat. Kasrı. Efendim? Benimle evlenir misin? Hayır. Neden? Önce babanın dediklerini yerine getireceksin. Neymiş ki babamın dileği? Dilek demedim, dedik dedim. Baban dediğim dedik, dileğim dilek bir insandı. Ne dedi? Benimle evlenmeni istedi. Öyle mi Kasrı? Tamam. Gülüyor bir de. Kız, yakalarım vallahi seni. Kasrı! Kasrı! Kız Kasrı!
Kaldı mı çenenin? Burnuna bak ya. Yapma ya. Mardin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şu bademler var ya, onun tadına bakacağız, alacağız bir de ondan. Bu ne? Bu kavun çekirdeği kurutulmuş. Aa, bu niye beyaz? Bu hayal ediyoruz bunu, az şekerli olduğu için. Oo, çok iyi. Boyanmamış olanla boyanmış arasındaki farkı anlar mıyız? Bu ışığı boya değil, Mardin'e yetişen bir bitkinin kökü. Hiç böyle bir tadını beklemiyordum, bayağı iyiymiş. Çok güzel. Şundan biz iki poşet alalım. Ben de istiyorum. Üç alalım. Üç oldu. Dört alalım biz. Oğlum bu çok acayip bir şey lan bu. Abi buyur. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Çok uzun yolumuz var. Dobo restorana gidiyoruz. Haydi beni takip edin. Geldik. Çıktığıma değer ona. Şimdi arkadaşlar, burada Dobo restorana geldik. Yemeği Dobo yiyeceğiz zaten yemek olarak. Abi çok merak ediyorum bu yemeği. Gerçekten. Aynı Eda şey duydu tabii. Kuzu butu duydu az önce. Ben bilerek söylememiştim ama abi ne bilsin benim karımın cancık olduğunu. Kuzu butu efendim dedi. Ceyda böyle yaptı. Bu mu benim taklidim? Ceyda biraz öylesin. Nasıl? Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Fakat bir de cancıklar vardır. İzliyor, yemekleri şey yapıyor, o dizi bölümünü izliyor, gülüyor, eğleniyor. Bir abone olayım yok. Canlar harika senaryosuyla hepimizi baştan aşağı şoke eden, tıpkı bir Asmalı Konak gibi özgün bir Doğu dizisiyken, cancıklar Asmalı Konak'ın çakması olmaya çalışan bin bir türlü konak dizisi efendim. Asmalı teşekkür ediyorum. Asmalı Konak, teşekkür ediyorum. Doğu dizisi mi aşkım? Kapadokya Doğu mu? Tamam, o zaman canlar en iyi Doğu dizisi hangisiyse o, cancıklar da onu çakmaları. Ben bunu yiyeceğim önce. Daha yeni yemek yedi bu kadın. Sen doymadın. Ne yapıyorsun yavrum? Aa, kendine gel. Ne yedim ya? Pizza yedim. Bunun aynı bir Mardin tabağında vardı. Midye tabağında. Ben bunu yiyeceğim zaten. Hazır mıyım? Bu içli köfte. Hazır mıyım? Ya biz bunun için geldik. Dobo için geldik. Burada ikramlar var. Bu arada içli köfte geldi etsiz. Buralara kadar mı ya? Doğuda da mı etsiz? Yapmayın ya. Oha çok iyiymiş lan. Bu kuzu dana. Ben pilavını yerim. Ceyda benim canımı sıkma. Annem bu da ya. Annemin cümleleri benim canımı sıkma şunu ye. Çıkın öyle. 700 kilometre buraya kadar geldik. Kim bilir kaç kilometre. Vallahi bütün Dobo sevdalıları sana kusar. Kusar. Ama küser. Benim dağıldı. Çağırdın değil. Utku. Tam aradığımız lezzet oğlum. Dibine kadar aromalı fıstık gibi et. Vatandaş ete doysun diyorlar ya. Aha buna doyarsın kardeşim. Güzel. Gidiyor orada hamur işi yiyor ya. Ben çok severim. Oğlum bu çok güzel. Ben kuzu butu seviyorum ya. Burada vişne soslu salataymış. Bunu Antep'te vişne sulusunu yemiştik hatırlıyor musunuz? Böyle suyu var domatesli falan. Bakayım. Bu da değişik. Aa çok iyi. Bu ne güzel. Çok güzelmiş gerçekten. İçinde pul biber mi var? Mardinler de acı seviyormuş. Biraz tadın diye sana bırakıyorum Yunus, surat yemesin. Neden ben yemiyorum? Ne o? İki börekli bir şey. Ya bir ben de bakayım tadına ama ben de burada yorum yapacağım ya. Çok iyi. Çiğ köftenin etsiz halini bu kadar güzel yapmalarına evet, helal olsun. Çok güzel gerçekten. Ben demin yemiştim biraz önden. Kenarını aldım şu kadarını ya. Görede bir derede. Benden duymayacağınız bir şey söyleyeyim size? Mardin'e gelirseniz, kuzu butu zaten Dobo da yiyin ama bu salata için bile yenilir yani o kadar söyleyeyim. Salata gerçekten çok güzel. Aaa goddammit bu ne ya? Benim yiyebileceğim bir et tamam, türü senin damak tadına uymuyormuş, senin damak tadın yokmuş zaten. Bence Yunus'un da tarzı değil. Yunus'un tarzı. Sen Yunus'u niye manipüle etmeye çalışıyorsun? Biliyor musun? Bana çok yakın bir tarzı var. Yunus, vatandaş ete doymuyor mu? Güzel. Ama? Ama ben de haşlanmış etleri kebaplar kadar, ne bileyim şeyler kadar, küşlemeler kadar. Bak şu an ekranı yumrukladı birisi. Kırdı o ekranı. O ekranın parasını da senden çıkartsın istiyor. Niye? Mümkünse sana fatura etsin kardeşim. Bunun haşlanmış olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? O tarz demek istiyor. Yani suyu oğlum sıkmış. Izgara etkisi olmayan. Lan koca kuzu butunu nasıl haşlayacağız? Nasıl yani? Hepsini suya koyup ondan sonra fırına koyabilirsin haşlandıktan sonra. Bir öğrenelim mi nasıl pişti? Bu pişerken haşlanıyor mu ilk? Evet. Sonra fırına mı? Evet. Hayır canım öyle bir şey yok. 8 saat kısık ateşte bakıt derecede haşlanıyor. Evet. Rahat salatlarında kızartılıyor. Özel bir sosla harmanlıyor. Yakınlaşalım. Tamam, olabilir. Yok, yok. Fırına bile atılmam. Şöyle düşün, direkt haşla. Fırınla gibi pişmiş ama yani. Bak fiyat, bakayım ne kadar? Fiyat, 190. Abi bu çok dengesiz. Salata ikram çiğ köfte ama o her yerde ikram. Dobo 160 lira. Kuzu but pahalı oluyor. Ne oldu? Bir ses mi? Evet, duydum ben de. Bundan bence. Kuş. Bak kuş geçiyor.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız eğlenmişsinizdir. Asrın hatası değil, Kasrın hatası. Kasrın hatası dizimizi de beğenmişsinizdir umarım. Efendim dizi incelemesi olarak da atabilirsiniz kanallarınıza. İncelemesi de yapabilirsiniz. Değişikti, eğlendik. Güzel bir Mardin'di. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşürüz. Yok bana bırak cancık. Ağzım niye titriyor? Eğer sen konağa iyi bakmazsan kameraya baktım. Ya kime vuracak can? Satacağım. Gel ben. Kaç dönüm burası? He? Şuradan dönünce söyleyeyim.